Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde ticari alacaklarda senet iskontosu, senet cirosu ve senet yenilemesi işlemlerine başlayacağız. Hemen senet iskontosunun tanımıyla başladım. Nakit ihtiyacım var ve bunu karşılamak için dikkat, senedi vadesinden önce paraya çevirdim. Buna göre iskontodan bahsedebilmem için anahtar kelimem senedi vadeden önce paraya çevirme ibaresidir. Diyelim ki bugün tarihimiz 31 Ağustos 2024 ve acilen paraya ihtiyacım var. Sağ solu kurcaladım, gerekli fonu bulamadım ve aklıma şu geldi. Müflis tüccar boş kalınca eski defterleri kurcalarmış. Ben de sağ solu karıştırırken bir tane senet gördüm. Vakti zamanında mal satmışım, karşılığında bir senet almışım. Senedin vadesi 1 Kasım 2024. Ve senedin gelecekteki değeri 100 bin lira. Şimdi benim bugün paraya ihtiyacım var. Ben bu senedi aldım. Nazik adıyla finans kurumu. Aslında bildiğiniz tefeci. Gittim dedim ki gelecekteki değeri 100 bin olan bu senet senin olsun. Bana bugün para ver. Oradaki abiler ablalar da bana baktı, dediler ki sen çok tatlı bir şeysin. Al sana 120 bin. Derler mi? Demezler. Al sana 100 bin derler mi? Demezler. Söyleyecekleri şu: ya bekle 1 Kasım'a kadar kendi alacağını kendin tahsil et. Ha, bizden şimdi vadeden önce para istiyorsan sana 100 bin lira para vermeyiz, dedi. Ne kadar verirsiniz diye sordum. 80 bin veririz, dediler. Benim de paraya ihtiyacım var. Bunu kabul ettim. Durum: nakit ihtiyacımı karşılamak için bir senedi vadeden önce paraya çevirdim. O zaman şunlar değişti. A. 100 bin liralık alacak hakkından vazgeçtim. B. Bugün 80 bin lira para aldım. Dolayısıyla benim 20 bin liralık bir kaybım var. Kaybımın tek bir sebebi var. Zaman. Biz de zamanı tabii ki faizle ölçeriz. Bu yüzden de deriz ki senet iskontosunda senedin nominal değeri ile peşin değeri arasındaki fark finansman gideri olur. Finansman giderini kullanacaksam bu hesabı aktif olarak artık kullanmaya başlayacağız. Mutlaka bir paranın zaman değeri, süreyle alakalı bir derdimin olması gerekiyor. Peki, hemen iskontonun tanımını ve işlemlerini aldık. Neler değişti? 1. Alacak hakkım azaldı. Gelecekteki değeri 100 bin olan alacağımdan vazgeçtim. Bugün para aldım, kasa arttı. Senedin nominal değeriyle peşin değeri arasındaki fark finansman gideri olarak kayıt altına alınır. Alacak senedi ve kasa aktiftir ama finansman gideri bir maliyet hesabıdır. Dolayısıyla kaydımı yaparken alacak hakkımdaki azalışı, aktifte azalış var, alacağı yazdım, değeri 100. Param arttı, kasadaki artışı aktiftir, borca yazdım 80. 100 bin liralık alacak hakkından vazgeçtim, 80 bin lira para aldım, aradaki fark benim için finansman gideri olur, dedim. Şimdi burada sınavlar açısından dikkat etmem gereken önemli bir detay var. Kurum sınavında şunu yaptı. Dedi ki bir senedin nominal değeri bu örnekte olduğu gibi 100 bin lira. Senedi önemli, vadesinden önce paraya çevirdim. Biz iskontoyu benzer işlemler var, bu yönüyle ayıracağız. Vadeden önce. Ve vadeden önce paraya çevirdiğimde aracı kurum, finans kurumu, tefeci bana dedi ki bu 100 bin liralık senetten dolayı ben senden örnek 5 bin lira komisyon alırım, dedi. 15 bin lira faiz alırım, dedi. Ya da faizi düzelteyim, özür. 14 bin lira, 5 bin lira komisyon, 14 bin lira faiz, 1000 lira da örneğin ne olduğunu henüz bilmiyoruz ama dosya ücreti adı altında para alırım, dedi. Şimdi bunu kaydet dediğinde, bunu bize kurum sınavında sordu. Sakın şöyle bir hataya düşmeyin. Komisyon, dedi, komisyon gideri olmaz. Net.
senet iskontosunda nominal değerle peşin değer arasındaki fark, karşı taraf buna ne kul takarsa taksın, ne isim verirse versin, benim açımdan aradaki farkı kaydedeceğim hesap tektir, o da finansman gideridir. Neden? Bizim 20 bin liralık kayba katlanmamızın sebebi ne? Zaman. Biz paraya ihtiyacını gidermek için senedi vadeden önce paraya çevirdik. Bu yüzden aradaki farkı aracı kurum, finans kurumu bir sürü isim verebilir. Ama bizim açımızdan tablo net. Senet iskontosunda senedin nominal değeriyle peşin değeri arasındaki fark finansman gideri olarak kayıt altına alınmalıdır dedim. Peki şimdi tanıma tekrar baktım. Nakit ihtiyacını karşılamak isterim. Senedi vadeden önce paraya çevirdi. Bu iskontodur. Ve iskontoda sorumluluk devam eder. Bu ayrıca nazım hesaplarda izlenir. Nominal değerle peşin değer farkını da finansman gideri olarak kaydedeceğim. Yakın bir konu öğrendiniz. Daha önce anlatmıştım size. Senedi tahsil etsin diye bankaya vermiştim. Bu iskonto değil. Senedi tahsil etsin diye bankaya verdiğimde bunu tahsildeki senetlerde izliyorduk. Ama hatırlayın lütfen, tahsildeki senedin iki özelliği vardı. A. Vadesi geldi. B. Senedi benim yerime tahsil etsin diye bankaya vermiştim. İskontoda senedi vadeden önce paraya çevirdim. Bu yüzden buradaki farka mutlaka finansman gideri demem gerekecek arkadaşlar. Peki. Şimdi burada senedin peşin değerini hesap etmem gerekiyor. Birazdan onu da nasıl yaptığımızı göstereceğiz. Hemen örnek soruya bakalım. Soruyu beraber inceler isek şunu göreceğiz. Nakit ihtiyacını karşılamak istemiş. Altını çizdim hemen. Vadesi gelmemiş. Bir senet var. Müşteri senedi ya da müşteri bonosu. Bunu bankaya vermişim ve karşılığında da tahsilatımı yapmışım. Soruda tabii ki senet iskontosunu kaydet falan demez. Bunun bir iskonto işlemi olduğunu ben anladım. Hemen kuralla başladım. Dedim ki senedi vadeden önce paraya çevirirsem şunlar değişir. 1. Alacak hakkım azalır. Senedi başkasına devrettim. Al bu senin olsun, bana bugün para ver dedim. Alacak hakkında azalış var. 2. Bankaya verdim. Yani burada aracı kurum olarak bankayı kullandım. Dolayısıyla bankadan aldığım bu parayı kasa hesabına kaydedeceğim. Tahsil etmişti. Kuralı unutmadım. Nominal değerle peşin değer arasındaki farkı da finansman gideri diye kaydettim. Alacak senedi ve kasa bilanço değer alır ve aktiftir. Ama finansman gideri gelir tablosu kalemidir ve şu an itibariyle bir maliyet unsurdur dedim. Kayıt kurallarım şöyleydi. Aktif bir hesapta azalış olursa bunu alacak tarafa, aktif bir hesapta artış olursa bunu borç tarafa, gider doğduğu anda yine ilgili gider hesabının borcuna kayıt yapmam gerekiyordu. Buna göre alacak hakkından vazgeçtim. Alacak senetlerini kapat, değer 200. Tahsil ettim, param arttı. Kasa borçlu 180. Nominal değer ve peşin değer farkına da finansman gideri dedik. Peki, iskontoda atacağımız en önemli adımlardan biri ki son dönemde çok fazla sorumuz var. Senedin peşin değerini nasıl bulacağız? Sorularda genellikle şu ana kadar bize bunu verdi. Nominal değeri 200, gelecekteki değer, bugünkü değer 180, aradaki farka finansman gider dedik. Peşin değeri ben hesaplamak zorunda kalırsam nasıl hesap edeceğim? Şimdi buyurun senedin peşin değerini bulmaya. Şimdi arkadaşlar, senedin peşin değerini hesap ederken iki önemli teknik var. Bir, dış iskonto yöntemi, bir de iç iskonto yöntemi. Bunları mutlaka bize söyler ama bunlara geçmeden ben önce şöyle bir faiz hesabıyla alakalı birkaç temel şey anlatayım. Ondan sonra buradaki uygulamaya geçelim.
İskontoda neticede yaptığımız şey aslında senedin vadeden önceki değerini bulmak ki bu da faiz hesaplamayı gerektirir. Daha önceden de biraz bahsetmiş idim. Şimdi faiz hesaplamayı nasıl yaptığımıza bakalım. Bir, basit faiz hesaplayacaksam bunu aylık olarak yapabilirim. Ya da basit faiz hesaplayacağım bunu günlük olarak yapabilirim ki biz günlük hesaplamayı neredeyse hiç kullanmıyoruz. Faizi hesaplarken gayet iyi biliyorsunuz ki 3 temel değişkene ihtiyacım var. Ana para, faiz oranı ve süre. Buna göre faizi aylık olarak da hesaplasam, günlük olarak da hesaplasam, faiz hesaplarken ana para, faiz oranı, süre dedim. Dikkat! Aylık faiz hesaplayacaksam 1 yıl 12 ay, günlük faiz hesaplayacaksam 1 yıl 360 gün. Artık eksik günü saymıyorum. Burada dikkat edeceğim detay, basit faiz için söylüyorum bunu. Şimdi arkadaşlar, faiz oranını size %40 olarak verse, normalde biz bunu şöyle yazmaz mıyız? 0.4 ya da şöyle yazmaz mıyız? 40 bölü 100. Şimdi bu yazımların hiçbiri burada işime yaramıyor. Sadeleştirmesi zor olduğu için şöyle yapıyorum. Soruda bana faiz oranını %40 verdiğinde ben 0.4 ya da tabii ki 0.40 yerine 40 bölü 100 yerine doğrudan şöyle yazıyorum. 40. %60 verdiyse 60, %100 verdiyse 100 diye yazdım. Şimdi pay kısmında 0.4 yazmam gerekirken 40 yazdığım için payda ya da şurada 2 tane 0 ekledim. Yani aylık faiz hesaplayacaksam formülüm ne oldu? Ana para, faiz oranı, süre bölü 1200 oldu. Tabii ki şurada 1200 yazdıysam, yani aylık faiz hesaplıyorsan şuradaki süreyi de 1 ay, 2 ay, 5 ay, 4 ay neyse bunu yazman gerekir. Aynısı şurada da geçerli. Yine faiz oranını yazarken %40 olarak verdiyse 40 diye yazacağım. Pay kısmında böyle bir kısaltma yaptığım için buraya da 2 tane 0 ekledim. Günlük faiz hesaplayacaksam basit faizden bahsediyorum. Payda budur. Şuraya 60 gün dediğimde şurası tabii ki 36 bin olmak zorunda. Faiz hesaplamalarındaki temel formülüm bu. Şimdi ben senedin peşin değerini hesap ederken dedim ki ya dış iskonto yöntemine göre ya da iç iskonto denilen yönteme göre hesap edeceğim. Önce dış iskontodan bahsedeyim. Dış iskonto şu, diyor ki bir senedin değerinden o senedin faizini çıkar, bulduğun peşin değerdir. Benim derdim neydi? Gelecekteki değeri üstünde yazılı olan değer, nominal değerin manası buydu. 180 bin. Bu senedin faiz oranı %24. Vade tarihi 1 Nisan. Ben de şu anda 1 Şubat'tayım. Vadeden önceki değerini bulmam gerekir. Peşin değeri bulursam oradan yola çıkarak da finansman giderini hesap edeceğim. Nasıl? Dış iskonto tekniğinde arkadaşlar peşin değer şudur. Nominal değer eksi, dikkat, bu nominal değere göre hesapladığın faiz. Yani nominal değer, burada artık ana para demem, senedin üstünde yazan sayıyı yazdım, çarpı faiz oranı, çarpı süre, bölü aylık faiz hesaplarsan ki burada aylık hesaplayacağım 1200. Günlük faiz hesaplamam gerekirse de 36.000'e bölmem gerekiyordu. Formülün buraya kadarki haline bakarsanız formül aslında şunu söylüyor. Bir senedin değerinden bakın şurası faizi verir. Faizi çıkarırsanız bulduğunuz şey peşin değer olur. Buna göre bu formüllerin tamamında sıkıntıya düştüğünüz nokta süredir. Soruda zaten nominal değer var. Soruda zaten faiz oranı var. Süreyi nasıl belirleyeceğim? Gelecekteki tarih 1 Nisan. İskonto ettiğim tarih 1 Şubat. O zaman benim aradığım şu. 1 Nisan'da 180 bin olan senet bugün kaç liradır?
Tabii ki daha azdı. Hemen buyurun hesaplayalım. Nominal değer 180 bini yazdım. Eksi nominal değer çarpı faiz oranı %24, doğrudan 24 diye yazdım. Süreye de 1 Şubat'tan 1 Nisan'a kadar geçen süre Şubat ve Mart. 2 ay aylık faiz hesapladığım için de böldüm 1200. Buradan senedin peşin değeri arkadaşlar 108.000 TL olur ve senedi iskonto ettirdiğimde bu peşin değeri kasa hesabına ya da bankalar hesabına, yani tahsilatı hangi kanaldan yaptıysam oraya yazmam lazım. Formülü tekrar bir toparlarsam, dış iskontoya göre senedin peşin değerini bul derse, nominal değer eksi nominal değer çarpı faiz çarpı süre bölü 1200 dedim ve buradan peşin değeri hesap ettim. Kaydım nasıl olacak? Alacak hakkından vazgeçtin, nominal değeri neyse onu yaz. 180. Bugün parayı tahsil ettim. Dolayısıyla kasa 108. Kuralı unutmadım. Senet iskontosunda nominal değerle peşin değer arasındaki fark finansman gideri olurdu ki bu da 72.000 TL olur. Eğer dış iskontoya göre senet iskonto et derse yapacağım muhasebe kaydı bu şekilde olur. Peki biraz daha sıkıntılıdır. İç iskonto derse hesabım nasıl olur? Buyurun şimdi buna. İç iskontoda arkadaşlar senedin peşin değerini hesaplarken formül değişir. Şöyledir. Gelecekteki değeri 145.600, faiz oranı %24, süre aynı ama iç iskontoyu kullan demiş. Bu sefer peşin değeri şöyle bulacağım. Nominal değer pay kısmına yaz. Bölü 1 sabit artı faiz oranı çarpı süre. Formül bu. Şimdi bu formülde dikkat edeceğim detay tabii ki şurasıdır arkadaşlar. Biraz önce basit faiz hesaplıyorduk. Faiz oranını yazdığımda %40 olarak verir ise biz bunu doğrudan ne diye yazıyorduk? 40. Ama iç iskonto dediğinde formüldeki şu sabitten dolayı, bir sabitinden dolayı faiz oranını böyle yazamaz. Düşün lütfen. 1 artı 40 ki tabii ki burada önce çarpmayı yapacağım. Faiz oranını %40 verdiğinde buraya getirip 40 yazarsan, süreye de 2 yazarsan 40 çarpı 2, 80, daha böyle bir faiz icat olmadı. Bu yüzden formülde bir sabiti var ise faiz oranının yazımına dikkat edeceğim. Faiz oranını normal yüzde haliyle ya 0.4 ya da 40 bölü 100 şeklinde yazmam lazım. İç iskontoda faiz oranının yazımına dikkat. Süreye dikkat. Faiz oranını yazarken aman dikkat et. Süreyi yazarken de şöyle yapacaksın. Diyelim ki süreyi sana 2 ay verdi. Bakın 0.40 çarpı 2 olmaz. Öyle yaparsan faiz oranını 2 katını almış olursun. Bu yüzden süre 2 aysa süreyi şöyle yazacaksın. 2 bölü 12. Süre şayet 60 gün olarak verildiyse sana, o zaman faiz oranı çarpı 60 olur mu? Faiz oranının 60 katını tabii ki almayacağım. 60 bölü günlük hesapta 360 diyeceğiz. İç iskontoda hesaplama yaparken dikkat edeceğin nokta budur. 1. Sabitten dolayı faiz oranını yazarken yüzde haliyle yaz. 2. Süreyi 2 ay dediyse 2 bölü 12. 60 gün dediyse 60 bölü 360 şeklinde yazman gerekir. Peki. Şimdi formülde bunlara özellikle dikkat edeceğim. Gelelim bizim örneğimiz. Soruda nominal değeri vermiş 145.600. Bölü 1 sabit, faiz oranı %24, sakın 24 diye yazma, 0.24 ya da 24 bölü 100 çarpı süre neydi? Gelecekteki yani ilerideki tarih 1 Nisan. Biz şu anda soruya göre 1 Şubat'tayız, gelecekte bu.
Aradığım neydi? Bu senedin gelecekteki değerini biliyorum. Acaba bugünkü değer nedir? Dolayısıyla buradaki süre pek tabii ki 1 Şubat'tan 1 Nisan'a kadar geçen zaman ki Şubat, Mart, 1 Nisan diyor. Nisan saymayacağım. 2 ay almam gerekir. Süre 2 ay olduğunda tabii ki buraya getirip 2 yazmıyorduk. 0,24 çarpı 2 ay olduğu için paydaya 12 yazdım. Gün hesabı yapmam gerekseydi, örneğin 60 gün olsaydı 60 bölü 12 derdim. İşlemi yaparken önce şuradan veya şu sadeleştirmeyi görün. Burada net sayılar çıkar. Yani o sınavda bu hesabı kim yapacak demeyin lütfen. Cevabım hazır çünkü siz yapacaksınız. Sınavda soru tasarlanırken pek tabii ki ortalama bir öğrencinin bunu kaç dakikada çözeceğin tasarımı var. O yüzden şikayet etmeyeceğiz. Hiç söylenmeyeceğiz. Çok yorulup bunaldığımız zamanki temel mottomuzu unutmayacağız. Acımadı ki, acımadı ki. Bu işlemi de sınavda hiç söylenmeden siz yapacaksınız. Böldünüz. Şurası 0,02 olur zaten. Buradan ben direkt sonuca geçeceğim. Tabii ki 140.000 TL olur arkadaşlar. Ha, şunu da yaparım tabii. 2 bölü 12'den burası 1 bölü 6. Şunu da sadeleştirdim. 0,04. Yani 145,6'yı 1,04'e bölmem gerekir ki burada küsuratlı bir sayıda sizi uğraştırmazlar. Net sayı çıkar. Dış iskontoya göre ve iç iskontoya göre hesaplamamız bu şekilde olacak. Ve şimdi kaydımızı hatırlatalım. Buradaki kaydı yapsan senet iskontosunda bu işlemi nasıl gösterecektim? Bir, senetli alacak hakkım azaldı. Şuraya alacak senedi de gelecekteki değerini yaz. İki, senedi tahsil ettin şuraya kasa de. Aldığın para 140 bin. Ve üç, aradaki farkı da finansman giderleri hesabına yazmam gerekir ki o da ne kadar yapıyordu? 5.600 lira aradaki farkımız olur. Peşin değer hesaplaması son dönem sınav sorularında sıklıkla karşımıza çıktı. Kurum sınavlarında bu hesaplamayı mutlaka yaptırıyorlar. Aynı hesaplamaya daha sonra dönem sonu envanter işlemlerinde reskont işleminde tekrar döneceğiz. Orada da senedin peşin değeri nasıl hesaplandığını bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Konuya dair soru bankasında fazlaca soru göreceksiniz. Orada özellikle kurum sınavlarında çok sorulduğu için, banka sınavlarında çok fazla sorulduğu için soru bankasında bununla ilgili çok daha fazla çözümlü örneğe kavuşacağız arkadaşlar. Peki, bu bölümde bir senedi iskonto ettirme, senedin peşin değerini hesaplama nasıl yapılır? Bunu öğrendik. Bir sonraki videomuzda da senet cirosu ve senet yenilemesi işlemlerine değineceğiz arkadaşlar.